Buyurun. Ben de sizin gibi bir köyde doğup büyüdüm. Arkadaşlar lütfen isimlerinizi de baştan söyleyin. Aygül ben, Aygül. Hah, Aygül Hanım. Ben de Dersim'in küçük bir köyünden çıkıp bir sürü imkansızlığa rağmen şu an Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tam burslu okuyorum. En büyük isteğim bu halka hizmet etmek. Fakat ben başarılarımla ve bu ülke için yapacaklarımla ön plana çıkmak isterken gerek dini mezhep, gerek etnik köken, gerek kültürümle dışlandım, yok sayıldım, ötekileştirildim. Şayet siz iktidara gelirseniz benim ve benim gibilerin bu her açıdan azınlık teşkil eden varlığını neler bekliyor olacak? Bunu az önce aslında biraz açıkladınız ama devam var sorumun. Ne ibadethanelerimize cümbüş evi ne de Kürt olduğumuz için terörist denmesini kabul etmiyoruz ve kaldıramıyoruz artık. Eşit yurttaşlar gibi yaşamak istiyoruz. Mesela biz Dersimliler için çok önemli olan 38'de yaşananları siz bir milliyetçi olarak bir katliam mı yoksa bir isyanın bastırılması olarak mı değerlendiriyorsunuz? Çünkü bizim geçmişimiz neredeyse orada yok oldu. Dilimiz şu an yok olmak üzere. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı olmasına rağmen şu an siyasi tutsak olan Sayın Selahattin Demirtaş özgürce siyaset yapabilecek mi? Yoksa siz de hukukun üstünlüğünü tanımayacak mısınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Birkaç tane soru sordunuz. Tek tek soruları genelde sorup cevaplıyorduk. Eğer unuttuğum olursa lütfen araya girip hatırlatınız. Tabii. Birincisi sizin bu ülkede bugünün öğrencisi yarının başarılı bir kendi alanınızda ismi olarak her türlü hakkınızın güvencesi benim. Ondan hiç şüpheniz olmasın. Cumhurbaşkanı seçildiğim takdirde siz bir kadro olarak benim karşıma geldiğinizde ben sizin nereli olduğunuzla, hangi kökenden geldiğinizle, hangi inanca mensup olduğunuzla ilgilenmeyeceğim. Ben ilgilenmediğim gibi benim kadrolarım da ilgilenmeyecek. Bu ülkede hiç kimse inancı dolayısıyla, hiç kimse etnik kökeni dolayısıyla dışlanmayacak. Buraya kadar anlaştık mı? Anlaştık. Değil mi? Anlaştık mı? Yani ben çok inanmıyorum samimiyetinize o yüzden ama siz devam edebilirsiniz. Yani elbette inanıp inanmamak sizin bileceğe saygı duyarım. Yani bu söylediklerime itirazınız var mı? Evet çünkü yıllardan beridir süre gelen bir savaş var. Yani siz bunu nasıl adlandırırsanız adlandırın. Az önce de söylediniz şurada Kürt sorusuna açıklama yaparken Türk-Kürt hani bunun ayrımı olmayacak bilime aydınlığa yürüyeceğiz birlikte dediniz. Ama bunun bir background'ı var. Yani bu kendimizden uydurduğumuz bir mesele değil. Bugün bu ülkede Kürtçe şarkılar yasaklandı. Kürtçe konuşmak yasaklandı. Şu an anlattıklarınız o yüzden bana gerçekçi gelmiyor. Daha gerçekçi olursa Cumhurbaşkanı adayı ve inşallah müstakbel cumhurbaşkanınız olarak cevap vereceğim. Lütfen sakin olun siz. Şimdi Aygül kardeşim, sizin bu ülkede özgür bir birey olarak kökeninizle, inancınızla vesairenizle kimse ilgilenmeyecek. Sizin bilginizle, becerinizle ve bu ülkeye katkılarınızla ilgileneceğiz. Bir. İki, inanıp inanmamakta özgürsünüz elbette. İnşallah bu iş bana nasip olur ve sizin inanacağınız bir Türkiye'yi beraber inşa ederiz. Üç, Selahattin Demirtaş'ın bu ülkede siyaset yapma hakkını mahkemeler belirlemeli, ben değil. Sinan Oğan olarak ne sizin, ne Selahattin Demirtaş'ın, ne Ahmet'in, ne Mehmet'in hangi suçu alması, hangi cezaya çarptırılması benim işim değildir. Mahkeme bir karar verir ve ben asla o mahkemenin kararına karışmam. Selahattin Demirtaş'ın bir suçu varsa cezasını çeker. Sinan Oğan'ın da bir suçu varsa cezasını çeker. Sinan Oğan'ın da siyaset yapma hakkı var mı yok mu? Bunu Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu veya bir başkası belirlememelidir. Türkiye'de adalet sistemi baskı altında olmamalıdır. Biz ortaya prensipleri koymalıyız. Ve ben ortaya bir prensip koyuyorum. Diyorum ki bu ülkede adalet işleyecek. Adalet sizin için de, benim için de, öteki için de, beriki için de eşit olacak. İkinci sorunuz da buydu. Üçüncü sorunuza gelecek olursak, Türkiye'de sevgili kardeşim 81 tane vilayet var. Bizim kanunlarımızda da bizim isimlendirmemizde de yeri bellidir. Siz elbette farklı isimlendirebilirsiniz ama siz Tunceli'li olduğunuzu ifade ettiniz. Doğru mu? Dersimli olduğumu ifade ettim tamam. Ben. Tamam. Alkış almak için falan söylemiyorum. Ben anayasal... Bakınız, çok özür dilerim. Lütfen dinler misiniz? Ben bu ülkenin cumhurbaşkanı adayı ve müstakbel cumhurbaşkanı olarak anayasayı uygulamakla görevliyim. Ve bu ülkede siz de hukukta okuyordunuz değil mi? Evet. Bir müstakbel hukukçu ve adaletin savunucusu olarak öncelikle mevcut hukuk düzenine başkaldırmamalısınız. Öncelikle. Özür dilerim. Tamam. Bakınız arkadaşlar lütfen. Öncelikle siz bu hukuk düzenini kabul etmiyorum derseniz hukukçu olarak kendinizle çelişirsiniz. Hayır bir saniye burada ama yanlış yerlere çekiyorsunuz. Ama hayır sizi yanlış yerlere çekiyorsunuz. Dinleyeceğim sizi. Edemem. Vallahi dinleyeceğim. Sizi konuşturacağım söz. Dinleyeceğim. Lütfen. Ben de dinleyeceğim. Sizi anlamaya çalışıyorum. Ama siz de lütfen beni dinleyin. Bak sizi hiç kesmedim ben. Siz bir avukat olarak affedersiniz. Müstakbel hukukçu olarak belki hakim, belki savcı, belki başka bir görevde olacaksınız. Öncelikle bu hukuk sistemi içerisinde ve anayasal sistem içerisinde mevcuduk
kabul etmek durumundayız. Siz bir siyasetçi olarak, yani müstakbel siyasetçi olarak gelip diyebilirsiniz ki ya şuranın ismi İstanbul değil bilmem ne olsun deme özgürlüğünüz var bunu. Ama zorla kabul ettirme özgürlüğünüz yok. Bakınız. 3. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ben Iğdırlı olarak, Iğdırlılar olarak bu cumhuriyete baş kaldırırsak, biz bu ülkenin askerine, polisine kurşun sıkarsak, bu ülkenin kanunları çerçevesinde her türlü bize yapılacak müdahaleyi kabul edeceğim ben. Siz de kabul edin. Bu ülkenin geçmişinde Mustafa Kemal Atatürk'e veya bir başkasına katliam yaptığı, katliamcı demeyi ben doğru bulmuyorum. Ben kabul etmiyorum bunu. Teşekkürler. Tamam arkadaşlar. Öncelikle ben Mustafa Kemal Atatürk katliam yaptı mı diye sormadım. Siz bunu katliam olarak mı nitelendiriyorsunuz yoksa bir isyanın bastırılması olarak mı? Ama söyledim. Sizin fikrinizi sordum. Mustafa Kemal'i işin içine katmadım ama siz bunu işin içine kattınız. O konuya böyle değineceğim. Çok güzel belirttiniz. İşte anayasaya çarpıtmayın lütfen. Ben bir hukukçuyum. En çok anayasaya güveniyorum ve en çok anayasaya saygı duyuyorum. Anayasada maddi manevi kişilik varlığını geliştirme hakkı da var. Ben Zazaca konuşuyorum. Kürtçe konuşanlar var. Başka diller konuşanlar var ama bunlar bir dönem yasaklandı. Derdim bu. Gel beraber mücadele edelim. Gel beraber mücadele bu edelim. Bu salondaki tepkilerden anlıyorum ki birçok insan buna hoş karşılamıyor ya da inanmak istemiyorlar bu varlığa. Sizin de böyle bir ileride başa gelirseniz eğer böyle bir yasaklamanız ya da böyle bir uygulamanız ya da böyle bir adımınız olacak mı? Ben bunu merak ettim. Bu kadar tepki vermelerine de gerek yoktu kimsenin. Ben sizin fikrinizi sordum sadece. Konuyu da birazcık çarpıtmış oldunuz. Anayasaya en çok ben saygı duyuyorum. Bu ülkenin Dersimli bir çocuğu olarak. Teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Arkadaşlar kendi aranızda lütfen birbirinize laf atmayın. Tabii lütfen. Sonuçta hanımefendi bir soru sordu. Tatmin olmak olmamak onun elinde ya da izleyicinin elindedir. Çok teşekkür ederim. Terörü ben de desteklemiyorum. Sağ olun. Ve barış olsun. Tabii ki de en çok ben isteyenlerden birisi de benim bu ülkede. Teşekkür yani. Ederim. Çok ben sağ olun. Teşekkür ederim.